geldin ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun zahmet ettiniz. Ne yapıyorsun şimdi? Çok memnun oldum başkanım. Çok memnun oldum. Sayın başkanım hoş geldin. İlçe başkanım Sebetik Azarcıoğlu. Ali'ye yanımsı. Ayıp. Size ayıp be. Megri Megri ben mi söyledim? Megri Megri ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Hadi orada. Hadi. Ya gerek yok alın gidin bak olay olacak burada ya. Gerek yok ki. Gerek yok. Ama kardeşim bırak. Bırak. Emniyet buradan al. Her türlü seninle gurur duyuyor. 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 Başkanım,
Bir şey var mı ya yani, o anlamda? Yani çok büyük bir sıkıntım yok. İdare ediyoruz. Burası sizin sezonluk dönemlik bir yer. Öyle mi? Yani pandemi, burası sizin mi? Kendime ait, evet. Aa, harika. Pandemiden tabii ki sıkıntılarımız hepimiz, var. Yani Türkiye'de, her tarafta olduğu gibi. Doğru. Bizim de sıkıntılarımız var. Doğru. Bu yani evet çok aşırı da bir borcunuz var mı? Yani borcu olmayan esnaf yok. Anladım. Anladım. Yani yok. Şimdi genellikle şunları soruyorum ben. Hani şey, iletmek tabii, üzere. Tabii. İnandığımız şöyle bir durum var bizim. Şimdi siz seçim yapıyoruz. Siz bir evet, karar veriyorsunuz seçmen olarak. Tabii ki. Diyorsunuz ki bir grup siyasiye, siz bizi yönetin. Doğru. Bir grup siyasiye de dönüyorsunuz. Kendi doğrularımıza doğru. Tabii tabii. Bir grup, tabii bak ona itiraz doğru, yok. Bir grup siyasetçi de bizim gibi diyorsunuz ki sizi muhalefet ettik. Doğru. Siz de bizi öğrenip iktidara ileteceksiniz. Doğru. Görevimiz bu. Yani halkın doğru, avukatlığı. Doğru. Dolayısıyla de şimdi öğrendiğim şöyle bir durum var. Bir, stopajlardan çok şikayet ediyor esnaf. Yani uğraşıyorum. Kira stopajlardan. Evet, bu evet, daha pandemiden önceydi. Doğru. Mesela biz bunu ilete %10'a düşürüldü. İki, şeyden çok şikayet ediyorsunuz. Giren mal, hangi mal olursa olsun. Mesela şunu mu satıyorsunuz veya bunu mu satıyorsunuz? Maliyetlerin arttığını, alım gücünün de düştüğünü, karınızın çok düştüğünü söylüyorsunuz. Doğru. Doğru. Buna bir çare deniliyor o zamanlar. Doğru. Pandemi iyice vurdu. Dolayısıyla da bu kapanmaya yönelik de bilmiyorum sizinle ilgili durum nedir ama KVC esnafı gibi. Benim aynı zamanda esnafı, internet kafem var. Yaklaşık 1,5 senedir kapalı. İşte oralarda çok büyük i̇şte problemler var. Sizin konuşmanız üzerine 5000 bir şey geldi. Yani derdimiz odur. He, iletmek. Yani iyi olsun sözlerinizin yani. Aynen öyle işte. Bak onun için. Ama mesela buraya gelip propaganda yapsam olmaz onlar. Yok doğru. Örnek sadece doğru, öznesizsiniz. Doğru. O nedenle soruyorum. Yani. Ha, o nedenle soruyorum. Gerçekten bitik yani. Hani ben 30 senedir esnaflık yapıyorum. Ama ben bu sene gibi hiç bitik görmedim yani. Biz hiç dükkan açmadık doğru düzgün. Açsan da zaten şey yok. İnsanlarda para yok ya. Yani. Nasıl geçiniyorsunuz? Ya hadi ben emekliyim, maaşım var ama olmayanlar ne yapıyor yani? Hani biz diyelim bir yola kat etmişiz yani bu ana kadar gelmişiz. Evet. Yani ne bileyim bir şeyler olması gerek yani. En azından esnafın önüne açmak lazım yani. Böyle mesela şey, ne yapılmalı? Şimdi bir sürü şey bu pandemiyle beraber şeyler açıldı. Bazı paketler açıldı. Mesela siz onlardan hiç faydalandınız mı? Eşim faydalandı ama ben burası faydalanmadım. Eşimin üstüne. Benim de fotoğrafçılık bölümüm var işte. Ama hani ben faydalanmadım. Ya çok malla da kredi arasındaki oran nasıl? Mesela 100 liralık malınız varsa genellikle 75 ile 100 arası kredi borcu oluyor esnafın. Sizde durum nasıl? Aynen, oran? Aynen. Ya krediler şu anda çok yüksek. Çok yüksek. Mesela ev alımları falan olurdu. Ben emlakçılık yaparım. Şimdi hepsi düştü. Satış yapamıyorsun. Çünkü insan gidiyorsun müşterinle beraber bankaya. Krediler çok aşırı yüksek. Yani 19 faiz var. Yani bunda 1.38'de diyelim konut kredisi alıyorsun. Yani kıpırdama yok yani. Hiç siftah yaptınız mı bugün? Ya yaptık ama eskiden olsa ya iki tane lastik sattık. Bir şey yok yani. Biz önceden akşama kadar bir yığın iş yapardık yani. Hani şey, giden doluyor. Başka saat yarım. Evet. Yani iş kira bura kendinizin. Burası kira, kendimizin yerlerimiz hayır, de var. Hayır, o ayrı başka. Burası kira. Sizin durumunuzun iyiliği başka bir kira şey. Bu sistemin dönmesi başka bir şey. Aynen aynen.
Ya çok esnaf var. Hani biz geri diyorum hani bir şeyle kat şükür. Etmişiz Allah'a şükür ama çok esnaf istihda etmeden kapatan esnaflar da var. Merhaba. Hoş bulduk. Ah, hayırlı işler. Sağ ol. İşler nasıl? Sağ ol başkanım. Topuşumuz yok şu anda. İstifta yaptınız mı bugün? Yaptım. Ne yaptınız? Mala sattım. Mala? Bir iki tane. Evet, evde iş yok yani. Buradan kaç aile geçiniyor? Buradan bir aile geçiniyor. Bir aile geçiniyor. Köylerde vesaire bir şeyiniz, oradan geliniz var mı? Çayımız var, annemin çayı var. Kutlarda bir bana geliyorsunuz, ben kesiyorum. Anladım, evet. Anladım. Geçinebiliyor musunuz bu süreçte artık bu dükkanla? Yok, yok. Emeklimiz var, onun geçiniyoruz. Bu bir şey yapmaz. Bu ancak kirasını ödüyor, biraz da işte dışarıdan yani şey yapıyoruz, çalışıyoruz. Kaç çocuğunuz var? İki oğlum. Onlar da buradan geçiniyor, başka yok, onlar ona işleri. Yok, onlar evde ayrılmışlar. Anladım, anladım. Kendiniz çok gençsiniz ya, evli çocuklarınız var. Evet, bir çocuk. Evet. Ne yapılmalı mesela daha iyi olması için? Ne istersiniz? Yani size yani kredi mi verilmeli, hibe mi verilmeli, ne bileyim ben yani mesela bu dükkanın kalkınması için ne isterdiniz? Kredi isterim, hibe isterim. Yani iş yapamıyoruz bu sene. Burada kapalı duruyor. Bir an hemen kapalı dükkanımız. Anladım. Evet. Anladım.